Geleceğe bir adım atın. Nesli tükenen canlılarla dolu bir hayvanat bahçesine doğru ilerliyorsunuz. Bir zamanlar yeryüzünde dolaşan, insanların sadece fosillerden tanıdığı devasa canlılar. Karşınızda ağır adımlarla ilerleyen kocaman bir mamut var. Sadece kitaplarda okuduğunuz bu devasa canlı yeniden hayat bulmuş. Derken bir smilodon beliriyor. Kaplan gibi ama öyle değil. Uzun ve keskin dişleriyle adeta tarihin derinliklerinden çıkıp gelmiş gibi. 1 metre boyundaki dağ kuşu sizi şaşırtıyor. Kanatları ince ve kartal gibi uzun gagasıyla size bakıyor. Yanı başında ise kocaman boynuzlarıyla tüylü bir gergedan ve daha ileride tarihin en sakinleri, dinozorların izi. Sevgili dostum, 360 derece kanalına hoş geldin. Kardeşin Hüseyin burada seninle ve seni ağırlamaktan onur duyuyoruz. Dinozorlar milyonlarca yıl önce dünyada yaşıyorlardı ve yolculuğumuz tam burada başlıyor. Bu canlıların nesli, evrim ve doğal afetler nedeniyle tükendi. Ancak şimdi bilim bu türleri yeniden hayata döndürmeyi amaçlıyor. Bu bir akademik bilim olmanın ötesinde. Geleceğe dair umutları yeşirten bir gelişme. İnsanlık, doğa ve hayvanlar üzerindeki etkisiyle tarihin akımını değiştirmiştir. Avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik gibi insan kaynaklı etkenler birçok türün yok olmasını sağlamıştır. Ancak aynı insan doğaya olan borcunu ödemek adına onları geri getirmeyi deniyor. Bilim insanları mevcut DNA teknolojileriyle nesli tükenmiş hayvanları canlandırmaya çalışıyor. Genetik mühendisliği ve CRISPR gibi teknolojiler ile bir zamanlar yok olan türler yeniden dünyaya dönebilir mi? Bu tür projeler bilimde sınır tanımayan bir dönemin kapılarını aralıyor. Extinction D projesiyle mamut gibi büyük türlerin 2028 yılına kadar geri getirilmesi hedefleniyor. Mamutun geni Asya fili ile birleştirilip filin rahmine yerleştiriliyor. 22 ay sonra doğacak olan yavru, uzun zaman önce yok olmuş bir türün modern dünyadaki adaptasyonunun sembolü olabilir. Ancak her şey teorideki gibi kolay değil. Ekolojik dengeyi yeniden kurmak ve doğayı korumak bu deneyimin en zorlu kısmı. Yeniden hayata döndürülecek olan canlılar mevcut olan ekosistemi etkileyebilir. Tüm bu çabalar doğayla barışık bir geleceğin mümkün olup olmadığını anlamamıza yardımcı olacak. Sonuç olarak doğayı koruma evresinde bir dönüm noktasındayız. Bilimin gücüyle kaybettiklerimizi geri getirebileceğimize inanıyoruz. Ama bu sadece geçmişi yeniden yaşamak değil, doğayla uyum içinde yaşanacak bir geleceği inşa etmek demek. Kim bilir, belki de bu çalışmalar insanın doğaya verdiği zararı tersine çevirmek için bir fırsattır. Bu araştırmaların sonucu yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda etik bir meydan okuma olarak karşımızda duruyor. Nesli tükenen hayvanları geri getirmek, insanın doğayı yeniden şekillendirme arzusunun bir parçası mı? Yoksa geçmişteki hatalarımızı telafi etme şekli mi? Örneğin mamutları Sibirya'ya geri getirmek, ekosistemde büyük sorunlara yol açabilir. Bu dev hayvanlar, eski yaşam alanlarını yeniden canlandırabilirler. Beklenmedik etkiler yaratabilirler. Ya da diğer türler üzerinde beklenmedik yollar açabilirler. Bir yandan doğayı kurtarma çabasıyla bilim insanları bu projelere büyük umutlar bağlarken, diğer yandan bu tür deneylerin doğa üzerinde nasıl sonuçlar yaratabileceği tartışılıyor. Bir türün yeniden canlandırılması modern ekosistemde ne gibi sonuçlara yol açabilir? Bilim insanları bu soruları dikkatlice değerlendirerek hem doğaya saygılı hem de çevresel dengeyi koruyan çözümler üretmeye çalışıyor. Çevreciler ise bu tür projelerin sadece nesli tükenmiş türleri geri getirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda var olan ekosistemlerin korunmasının öncelik olduğunu savunuyorlar. Çünkü nesli tükenmiş türleri canlandırmak büyük bir bilimsel başarı olabilir. Ancak bunu sürdürülebilir kılmak, doğaya zarar vermeden yeni bir denge oluşturmak ayrı bir sorumluluk gerektiriyor. Ve son olarak bu yolculuk, bilimin ve teknolojinin geldiği noktada insanın doğayla kurduğu ilişkinin yeniden tanımlandığı bir dönüm noktası. Bir zamanlar hayal dahi edilemeyen bu projeler, doğanın gücünü ve kırılganlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Nesli tükenen hayvanları geri getirme çabaları, insanın doğaya borcunu ödeyip ödemeyeceğini sorgulattırıyor. Belki de bu, geçmişle barışarak geleceği inşa etmenin yeni bir yolu olacaktır. Bu projeler insanın doğayı yalnızca keşfetme arzusundan değil,
Ona karşı olan sorumluluğun da bir göstergesi. Kim bilir, belki yeniden canlandırılan bir mamut ya da dodo kuşu doğaya fazla zarar vermeden sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğunu gösterecektir. Ve son olarak da eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi paha biçilmez zamanın için de teşekkür ederim. Hoşça kalın.